değerli milletvekilimiz, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi rektörümüz, Uluslararası Balkan Üniversitesi rektörümüz, değerli öğretim üyesi arkadaşlarım, kıymetli öğrenciler, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Öncelikle 2020-2021 öğretim yılının hayırlı olmasını Cenab-ı Hak'tan diliyorum. Bu eğitim, öğretim yılı sadece üniversiteler için değil, bütün seviyelerde, düzeydeki öğrencilerimiz için, eğitim, öğretim hayatımız için farklı bir şekilde başlıyor. Malumunuz bu COVID-19 salgını dolayısıyla bütün dünyada, her alanda olduğu gibi eğitim, öğretim alanında da bazı kısıtlamalar, sınırlamalar var. Aşağı yukarı bir seneye yaklaşıyor, 10 ayı geçti. Çin'de başlayan bu salgın dünyanın her tarafına sirayet etti, yayıldı. Ve çeşitli seviyelerde zaman zaman gücünü, etkisini arttırarak, zaman zaman azaltarak devam ediyor. Bütün ülkelerde benzer tedbirlerle karşılaşıyoruz. İnşallah temennimiz en kısa zamanda bu salgının sona ermesi, koruyucu aşı, tedavi edici ilaçların bulunması, bunun için bütün dünya, bütün insanlık olarak dua ediyoruz. Tabii bu şartlara göre, bu şartlar içerisinde eğitim öğretim faaliyetlerinin de devam etmesi lazım. Bu bakımdan alınan tedbirlere dikkat ederek bu çerçevede en azından ilk sömestr uzaktan öğretim şeklinde olmak üzere öğretim faaliyetleri devam edecek. Ben yine 2020-21 öğretim yılının bütün üniversitelerimiz için, bütün öğrencilerimiz, hocalarımız için hayırlı olmasını Cenab-ı Hak'tan diliyorum. Tabii çeşitli sınıflarda öğrenciler var üniversitemizde. Ben özellikle ilk bu sene başlayanlar açısından birkaç şey genel olarak önce söylemek istiyorum. Tabii üniversite hayatı, eğitim-öğretim hayatımızın ayrı bir safhasıdır. İlkokuldan başlayıp işte ortaokul, daha sonra lise, daha sonra üniversite şeklinde devam eden bir bölümleme var eğitim-öğretim hayatımızda. Ancak ben üniversite hayatının, öğretim hayatının diğerlerinden sadece bir nicelik farkı, yani daha bir üst sınıfa geçmiş olmak gibi bir farklılık değil de bir nitelik farkı da, bir mahiyet farkı da gösterdiği kanaatindeyim. Şimdi ilkokuldan itibaren liseyi bitirene kadar öğrencilerimizin gerek okullarındaki eğitim-öğretim yöntemi, faaliyeti, gerekse öğrenciler arasındaki ilişkiler, gerekse öğretmenle, hocayla öğrenci arasındaki ilişkiler bakımından birbirine benzeyen yönleri var lisenin sonuna kadar. Burada daha çok hoca-öğrenci ilişkisi, hocanın öğrenciyi takip etmesi, öğrencilerin kendi aralarındaki ilişkiler bağlamında daha yakın bir ilişki söz konusu. Ancak üniversiteye geçtikten sonra ciddi bir mahiyet değişikliği söz konusu. Burada artık öğrenci-hoca arasındaki ilişki daha serbest bir ilişkiye dönüşüyor. Yani hoca dersini anlatıyor. Dersini anlattıktan sonra işte gerekli ödev veya takip edecekleri notlar bakımından öğrencilere tavsiyelerde bulunuyor ve gidiyor. Bundan sonrası artık hocanın takibi altında olmayan bir öğretim faaliyetine dönüşüyor. Yani öğrenciler lisede veya daha önceki öğrenim dönemlerinde olduğu gibi bir çalışma yöntemi içerisinde değil, tamamen kendi başlarına, kendi yönetimlerinde, kendilerinin kontrolünde bir çalışma, öğrenim faaliyeti içerisine giriyorlar. Eğer bu farklılığı öğrencilerimiz çok erken dönemde, birinci sınıftan itibaren kabul edip, idrak edip, bunun buna uygun bir çalışma yöntemi benimsemezlerse,
Sonraki yıllarda ciddi sıkıntılar yaşadıklarını tecrübelerimle söyleyebilirim. Yani kastettiğim şudur. Daha önce öğretmenin takibinde, yönetiminde işte ödev veriyor, ödevi takip ediyor. Veya derste sorular soruyor, öğrencinin bilgi düzeyini, sözlüler yaparak bilgi düzeyini takip ediyor. Bu şekilde daha sıkı bir öğretmenin takibinde, yönlendirmesinde, yönetiminde bir öğrenme faaliyeti var. Halbuki üniversitede durum böyle değil. Üniversitede tamamen öğrencinin kendi iradesiyle yönettiği bir öğrenim, öğrenme faaliyeti var. Bu bakımdan öğrencinin kendisini disipline etmesi, bir metot benimsemesi, bir çalışma yöntemi benimsemesi çok önemli. Eğer bu ilk sınıfta gerçekleşmezse, bundan sonraki dönemlerde zorluklar yaşanacağını ifade etmek isterim. Tabii bu bakımdan nasıl bir çalışma yöntemi? Bir kere tabii derslerin sıkı bir şekilde, doğru bir şekilde, disiplinli bir şekilde takibi önemli. Yani genelde üniversitede öğrencilerin biraz daha rahat bir hayata alıştıkları için dersleri biriktirip en son sınav öncesinde çalışmaları gibi bir usul, bir yöntem uyguluyorlar. Bu çok doğru değil. Hani nasıl yemek, niçin yemek yiyoruz? Aldığımız besinlerin bünyemize, vücudumuza faydalı olması için. Yemeği yiyoruz, belli aşamalardan geçiyor sindirim sisteminde. Daha sonra bunun işte kana kalışması ve kanla beraber vücuttaki hücrelere kadar organlarımızı beslemesi söz konusu ki bu bir süreçtir, bir zaman alır bunun gerçekleşmesi için. Tam anlamıyla bir tabiri caizse sindirimin gerçekleşmesi bir zamana bağlı. Aynı şey eğitim, öğretim faaliyeti için de geçerli. Yani aldığınız bilgilerin, edindiğiniz bilgilerin, elde ettiğiniz bilgilerin sizin zihninizde yerleşmesi ve bunları kullanılabilir hale gelebilmesi biraz zaman istiyor. Ve bunun da nasıl mesela bir günlük yemeği tek seferde veya bir haftalık yemeği tek seferde yiyemiyorsak bir vize dönemindeki bilgilerin tamamını da bir oturuşta, bir çalışmada halledebilmemiz mümkün değil. Bunun sebebi o bilgilerin birbiri üzerine bina edilen bilgiler olmasıdır. Yani tuğlalar gibi düşünürsek bir duvarı yaparken, inşa ederken önce alttaki tuğlaların doğru bir şekilde yerleştirilmesi gerekir ki onun üzerine başka tuğlalar koyabilirsiniz. Eğer bunları böyle üst üste birbiriyle ilişkisiz, irtibatsız bir şekilde yerleştirirseniz o duvarın ayakta kalması mümkün değil. Kısa bir zaman içerisinde çöker, yıkılır. Dolayısıyla biriktirerek değil, bunları düzenli olarak her dersi çalışmak, hazmetmek ve diğer derslerle irtibatlı bir şekilde bunları kavramak önemlidir. Yani sizin öğrendiğiniz, bugün öğrendiğiniz bir ders, yarın öğreneceğiniz dersin bir anlamda temelidir. Yani bu dersi, bugünkü dersi siz iyi bir şekilde öğrenmezseniz, doğru bir şekilde hazmederek, yarınki dersi öğrenebilmeniz mümkün değil. Tam olarak öğrenebilmeniz mümkün değil. Hani belki bazen bu tür çalışmalarla sınıflar geçilebilir ama mesela iyi bir hukukçu, iyi bir mühendis veya bir başka alanda o alanın iyisi olarak üniversiteden mezun olmanız söz konusu olmaz. Daha sonra üniversiteyi bitirdikten sonra meslek hayatınızda da zorluklar yaşarsınız. Bu bakımdan öğrencinin birinci işi öğrenciliktir. Başka bir işi yok. O işler varsa da onlar boş zamanlarında, diğer zamanlarda yapacağı işlerdir, göreceği işlerdir. Bu bakımdan öğrencilerimizin birinci işlerinin öğrencilik olduğunu, öğrenim faaliyeti olduğunu benimsemeleri ve buna göre disiplinli bir şekilde ve günlük bir şekilde çalışmaları gerekir. Bununla ilgili muhtemelen çok şey dinlemiş olabilirsiniz. Ama tekrar çok önemlidir. Bir şeyi benimsemenin, anlamanın, öğrenmenin en önemli birinci ilkesi, prensibi tekrardır. Bu bakımdan dersi öğrenmek bugün, daha sonra tekrar etmek, daha sonra öğrendiklerinizle beraber ve onlarla irtibatlı, ilişkili bir şekilde tekrar etmek önemli. Bu bakımdan üniversiteye yeni başlayan genç kardeşlerimizin öncelikle öğrenim hayatının yönetiminin kendilerinde olduğunu, ne okul idaresinde ne hocalarda böyle bir yetkinin olmadığını, tamamen kendi kendilerine öğreneceklerini ve bu öğrenmelerini
planlama ve yönetmelerinin kendi ellerinde olduğunu bilmeleri gerekir. Onun için dışarıdan bir kontrol, bir yönlendirme söz konusu değil. Daha önceki öğrenim safhalarına göre. Dolayısıyla bir planlı, bir programlı çalışma, disiplinli çalışma çok önemli. Bunu üniversitenin ilk yıllarında benimsemek çok faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Daha sonraki yıllarda sıkıntı yaşamamak için böyle bir düzeni, bir disiplini öğrenim hayatında benimsemeleri gerekir. Burada da hukuk fakültesi öğrencilerine biraz hitap etmek isterim. Kendim de hukuk fakültesi mezunuyum. İstanbul Hukuk Fakültesini bitirdim. Daha sonra akademik hayata başladım. Bu arada tabii Tekirdağlı olduğumu biliyorsunuz herhalde. Tekirdağ'da ilk orta öğrenimi Tekirdağ'da tamamladım. Tekirdağ İmam Hatip Lisesi'ni bitirdikten sonra önce Boğaziçi Üniversitesi'nde siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler kazandım. Daha sonra da İstanbul Hukuk Fakültesi'ne girdim. Bir süre ikisini sürdürdüm. Sonra birinden vazgeçtim. Hukukçu olmayı arzu ediyordum başından beri. Bakımdan hukukla devam ettim. Tabii burada başka alanlardan arkadaşlarımız da bulunduğu için hukuk öğrenimini ve hukukçuluğu fazla övmek istemem. Bunun yanlış olacağını düşünürüm. Ama hukuk okumanın hayatta çok önemli bir tercih olduğunu ifade etmek isterim. Çünkü diğer mesleklerden, alanlardan farklı olarak hukuk, değerli arkadaşlar, bizim hayatımızın aslında görünmeyen yüzüdür. Bir yaşadığımız hayat var. Bir de bu hayatın arka planı, arka tarafı var. Tabiri caizse bir madeni para gibi düşünecek olursak, onun tura tarafı yaşadığımız hayatın kendisidir. Yazı tarafı ise hukuktur. Biz bunu çoğu zaman fark etmeyiz, bilmeyiz. Ne zaman? Madalyon ters döndüğü zaman bunu anlarız. Diğer mesleklerde de tabii ihtiyaç olduğu zaman o mesleklere, meslek erbabının hizmetine, faaliyetine ihtiyacımız olur. Ama hukukta da öyledir, öyle görünür. Ama aslında hukuk hayatımızın, kişisel hayatımızın da, sosyal hayatımızın da bir görünmeyen yüzüdür. Bunu şöyle ifade edelim. Mesela bir insan doğumundan ölümüne kadar, hatta ölümünden sonrasına da devam eden bir işleyiş içerisinde hukukla bağlıdır. İşte doğduğumuzda nüfusa kaydımızdan tutalım. Ölümde haklarımızın sona ermesi, ehliyetimizin sona ermesi ve daha sonrasında işte miras paylaşımı dahil olmak üzere birçok konu hukuk alanında düzenlenmiştir hukuk tarafından. Bir de ayrıca şunu ifade edeyim, günlük hayatımızda da öyledir. Yani mesela bir ekmek alacağız, gazete alacağız, herhangi bir alışveriş yapacağız. Aslında hukuki bir işlem yapıyoruz, alım-satım akdi yapıyoruz burada ama çoğu zaman bunun farkında değiliz. Paramızı veriyoruz, ekmeği alıyoruz, gazeteyi alıyoruz. Ama yaptığımız işlem bir hukuki işlemdir. Nedir? Eğer ekmeğin içerisinden bir zararlı madde çıkarsa veya o ekmek sebebiyle siz bir rahatsızlık görürseniz, hissederseniz bu durumda ekmeği yapan, satın aldığınız kişinin sorumluluğuyla ilgili bir tablo ortaya çıkacaktır. Tamamen hukuki bir zemin. Mesela trafikte araç kullanıyorsunuz. Bu aracı şoförlük, sürücülük olarak araç kullanmayı görüyorsunuz ama aslında bunu karayolları trafik kanunu ve onunla bağlantılı yönetmeliğe göre bir iş yapıyorsunuz, bir fiil. Ne zaman bunun hukuki yönünü fark edersiniz? Bir kural ihlali yaptığınızda veya işte trafik polisi sizi durdurduğunda bir ihlalden bahsedildiğinde bunu fark edersiniz. Dolayısıyla aslında yaptığınız iş bir tarafı itibariyle tamamen bir hukuki faaliyettir, bir eylemdir. Yine işte karayoluyla, uçakla nasıl seyahat edecekseniz bir bilet alıyorsunuz mesela. Bu biletle aslında bir akit yapıyorsunuz, bir sözleşme. Bunun ne önemi var? Tabii burada alanda çalışan, o alanlarda çalışan hukukçu, akademisyen arkadaşlarımız var. Çok detaya girmek istemiyorum ama şunu ifade edeyim. Mesela bir karayoluyla seyahatte bir otobüse bilet alıp bindiyseniz, başınıza gelebilecek o seyahat sırasında, o seyahatle ilgili olarak sorunlar bakımından
bir hukuki sorumluluğu var bileti size taşıma yapan kişinin, şirketin. Bu sözleşmeden kaynaklanan bir sorumluluktur. Fakat siz otobüse biletsiz binmişseniz, mesela şoförün bir yakını olduğunuz için sizi gel bedava götüreyim demişse, o zaman bazı hukuki sorunlarla karşılaşırsanız, bagajınız zarara uğramış, kaybolmuş vesaire, böyle bir durumda o zaman bir sözleşmeden kaynaklanan bir sorumluluk değil de bir belki haksız fiil sorumluluğu gibi bir şeyle karşılaşacaksınız. Dolayısıyla bizim aslında günlük hayatımızın her safhası, her aşaması, mesela evlilik bir hukuki işlemdir. Normal yürürken bunun bir sorun olduğunu, hukuki bir mesele olduğunu anlamayabilirsiniz. Ama bir boşanma söz konusu olduğunda, çocuklarla olan ilişkinize kadar detayların hepsi bir hukuki mesele olarak karşınıza çıkıyor. Dolayısıyla hukuk bizim yaşadığımız günlük hayatın görünmeyen yüzüdür. Biz bunu ancak madalyon ters döndüğü zaman anlıyoruz. Bu sebeple bir hukukçu olarak hayata bakmak, hayatı anlamak, değerlendirmek aslında bu ilişkiyi görmek bakımından önemli. Bir kere hukukçu bakarken hayata bu şekilde, onun altındaki, arka planındaki hukuki gerçekliği, hukuki durumu görerek bakar. Bunun her zaman çok memnuniyet verici bir şey olduğunu söyleyemem. Bazen bu rahatsızlık da verir insana. Yani bunları hiç düşünmeden hayatı, günlük hayatı yaşamak belki daha kolaydır, daha zevklidir, daha keyiflidir. Ama hukukçu olarak bunu yapamazsınız iyi bir hukukçu olduğunuz zaman. Dolayısıyla hukukun bizim hayatımızla ilişkisini doğru bir şekilde kurmak lazım. Bunu anladıktan sonra biz iyi bir hukukçu olma yolunda mesafe kat etmeye başlarız. Başlangıçta söylediğim, değerli arkadaşlar, başlangıçta söylediğim çalışmayla ilgili hususları hukuk alanında da ifade etmek gerekir. Belki daha fazlasıyla vurgulu bir şekilde ifade etmek gerekir. Bazı temel hukuk bilgilerine sahip olmadan daha ileri bilgileri öğrenmeniz, öğrenebilmeniz mümkün değil. Dolayısıyla burada düzenli çalışmanın ve sürekli çalışmanın önemini bir kere daha ifade etmek isterim. Bu başlangıç noktasında sizlere önerebileceğim bir iki kitap da var. Bunu her zaman ilk derslerimde de üniversitedeyken de söylerdim. Biraz vaktiniz de olabilir başlangıçta bu bakımdan. Bunlardan birincisi Bir Hatıra Anılarım diye bir kitap. Ernest Hirsch'in kitabı Anılarım. Bunu TÜBİTAK bastı. Ernest Hirsch bir profesör, ticaret hukuku profesörü. Almanya'da hoca olmuş. Yahudi kökenli. Almanya'da sıkıntılar başladığı zaman Türkiye'de de üniversite reformunun olduğu döneme denk geliyor. Ve o zaman Türkiye'ye davet üzerine geliyor. Ve Türkiye'de ticaret hukuku alanında çok öğrenci yetiştirmiş, çok akademisyen yetiştirmiş, çok da iyi bir hoca. Yani bir hocanın, bir hukukçunun yetişmesinin mutfağını, arka planını bu kitapta görebilirsiniz. Anıları ilk okul yıllarından itibaren, daha sonra Türkiye'deki geçirdiği safhalar bakımından, nasıl bir disiplin içerisinde çalıştığını göstermesi bakımından çok önemli. Burada çok kısa bir şey o kitaptan size ifade edeyim. Türkiye'ye ilk geldiğinde İstanbul Hukuk Fakültesi'nde kendisi Anadolu yakasında bir ev kiralıyor Fenerbahçe'de. Tabii o zaman köprü de olmadığı için hep vapurla seyahat var. Bir sabah iskeleye indiğinde vapur seferlerinin olmadığını öğreniyor. Niye? Sis varmış İstanbul'da. Vapur seferleri iptal. Bu sebeple çok üzgün, gidemiyor. Sis kalktıktan sonra karşıya geçiyor. Gidiyor. Orada bakıyor ki kimse yok. Öğrenciler yok, hocalar yok. Niye? Sisli havalarda böyle olur diyorlar. Niye? İşte karşıdan gelemiyorlar. Peki herkes karşıda mı oturuyor? Yani Avrupa yakasında oturan yok mu? Karşıdan hocalar, öğrenciler gelmeyince diğerleri de gelmiyorlar diyorlar. Sisli havalarda bir nevi kendiliğinden tatil oluyor faaliyet. Fakat kendisi bu işin peşine düşüyor. Sisli havalarda da Anadolu yakasından Avrupa yakasına gelinir mi diye. Kaptanlarla görüşüyor ve sonuçta şöyle bir formülü olduğunu öğreniyor. Anadolu yakasındaki vapurların Avrupa yakasını Sirkeci'ye ulaşabildiğini öğreniyor sisli havalarda da. Yani oradaki iskeleyi bulduğunu öğreniyor. Fakat
Bunların geri dönmemesi, yani Anadolu yakasına, Avrupa yakasından seferlerin olmaması sebebiyle bundan sonra ikinci, üçüncü seferlerin iptal edildiğini öğreniyor. Bu durumda sabahleyin ilk vapur seferine yetişerek sisli havalarda da hukuk fakültesine gelen tek hoca olma özelliğini kazanıyor. Bu tabii hoca olarak kendisini yetiştirirken öğrencilik yıllarda dahil olmak üzere birçok şey bu anılarım kitabında var. Ben bir hukukçunun mutlaka bir iyi bir akademisyenin yetişme şartlarını, bunun keyfiyetini öğrenmesi bakımından bu kitabı öneririm. Ernest Hirsch, Anılarım kitabın adı. Yine bir başka kitap, yine bir ticaret hukukçusu, Yaşar Karayalçın Hoca, yakında rahmetli oldu. Onun Hukukta Öğrenim Kaynaklar ve Metot diye bir kitabı var. Bu kitabı da ben öğrencilerimize, hukuk okuyan öğrencilere ilk sınıfta özellikle öneririm. Hukukta Öğrenim Kaynaklar ve Metot, Yaşar Karayalçın. Bu kitapta da bir hukuk öğrenimiyle ilgili genel bilgilerin, değerlendirmelerin olduğunu ifade etmek isterim. Bunun dışında tabii hukukçunun en önemli aracı, vasıtası lisandır, dildir, kelimelerdir. Bu bakımdan ders kitapları dışında da yoğun bir okuma faaliyetinin hukuk öğrenimi bakımından da faydalı olacağını düşünüyorum. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitemizde hukuk fakültesinin inşallah çok parlak bir fakülte haline geleceğine inanıyorum. İyi hocalarımız var. Akademik kadromuz daha da güçlenecek inşallah. Ve iyi öğrencilerle yine iyi öğrenci yetiştirerek hukuk fakültesinin Türkiye'nin en önemli fakültelerinden, hukuk fakültelerinden birisi olacağına da inanıyorum. Hukuk fakültemizin ayrıca ilk defa öğrenci aldığı için bu 2020-21 öğretim yılının hayırlı olmasını diliyorum. Ben böyle bir güzel imkan için başta Namık Kemal Üniversitesi Rektörümüze, değerli arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Hepinize başarılar diliyorum. İnşallah yüz yüze de en kısa zamanda görüşme imkanımız olur. Teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun.